yoğun iş temposu ve kalabalık kliniğinden uzaklaşıp doğayla iç içe keyifli bir tatil seçeneği. İşte tam da böyle bir yer Pavan Palas. Dağ ve orman manzaralı odalarının yarısı, muhteşem göl manzaralı odalarıyla connection ve suite odalar, telefon, internet, uydu TV, kasa, mini mükemmel bir sabah kahvaltısının tadını çıkartabilir. Dünya mutfağı ve Türk mutfağının seçkin lezzetlerin buluştuğu alakart restoranımızda da kendinizi tamamen yenilenmiş ve aranmış hissedecek yarı olimpik havuzu ve fitness salonuyla. Sevgilinize hoş geldiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biraz uzun ama altı gerçekten bütün iyi ve tanıtan bir video oldu. Onun için ben başkanımızı buraya davet ediyorum. Murat Bey'i buraya davet ediyorum. Otel müdürümüze şirketi vermek üzere Gökhan Aykaç'ı davet ediyorum. Otel binasından ziyade çalışanların önemi çok büyük. Ben bu oteli anlatırken, överken en az 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık personellerin olduğunu anlatıyorum. Öbür görüşürüz. Burada bir toplu resim alalım. Daha sonra da... Size gerçekten çok güzel bir bölge. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Gönle de sıkıntı var. Yettim. Bugün Bolu'dayız. Bolu Abant'ta hakikaten doğa harikası bir yerde. Karlar altında bembeyaz, müthiş bir gelinliğini giymiş bir şekilde bizi karşıladı. Ülkemizin aslında ne kadar güzel olduğunu ve ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu buradan görebiliyoruz. Yazıyla ayrı bir güzel, kışıyla bambaşka bir güzelliği var. Geziyoruz, dolaşıyoruz, göl kenarında yürüyüş yapıyoruz. İnsanlar Türkiye'nin dört bir tarafından gelmiş. Fakat öyle enteresan bir durum var ki, Bolu sadece Abant'tan ibaret değil. Burası Osmanlı döneminden kalan, İpek yoluyla beraber gelen ve Mudurnu'nun içerisinde olduğu çok müthiş bir bölge. Herkesin buraya gelip görmesi gerekiyor, herkesin gezmesi gerekiyor. Mudurnu özellikle bizim kültürümüzden, geleneğimizden gelen ahilik kültürünün yaşadığını öğrendik. Bununla alakalı herkesin ziyaret etmesi, cuma günü özellikle yapılan ahilik günlerindeki ahilik programlarına katılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu konuda Türkiye olarak biz kültürümüz gereğince ahile çok yatkın bir milletiz, toplumuz. Bunu inşallah kullanabilirsek, hakikaten tanıtabilirsek çok yeni bir destinasyon olarak da önümüze çıkacaktır. Mudurnu bizim aslında keşfedilememiş bir bölgemiz. Nasıl ülkemizin işte Safranbolu'su, Karabüyü gibi yerleri varsa Mudurnu'da, Bolu, Gölcük'te, Abant'ta bu anlamdaki en önemli yerlerden bir tanesi. Herkesin buraları gelip görmesi gerekir. Herkesin buraları tanıması gerekir. Özellikle turizm camiasında hizmet veren bizler gibi derneklerin, biz Turizmciler Derneği olarak bu hafta böyle bir program yaptık. Gelen Ankara'dan ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen acenteci arkadaşlarımızla beraber burayı tanıtmaya çalışıyoruz, görmeye çalışıyoruz. Yeni bir destinasyon oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğine inandığımız bir turizm potansiyeliyle karşı karşıyayız. Hem Türkiye'de hem dünyanın belli noktalarında buraları tanıtarak turizm potansiyelini arttıracağımıza inanıyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Mudurnu'ya geliyoruz. Mudurnu'ya kesin geliyoruz. İnşallah en kısa sürede Mudurnu'yu ziyaret edeceğiz.